Bütünsel olarak bakıldığında ve farklı coğrafyalar göz önünde tutulduğunda, kadının toplumdaki konumuyla ilgili uygarlık öncesi ve uygar toplumlar arasında taban tabana bir zıtlık var mı? Geçmişten günümüze nasıl bir yol izlenmiş? Yeniden merhaba. Şimdi kadınlık tarihinin diyelim daha doğrusu. Tek düze bir ilerleme, tek hatlı bir ilerleme ya da tek hatlı bir gerileme burada sorunuzun ihtiva ettiği anlam açısından söylüyorum. Söz konusu değil. Yani dünyanın farklı coğrafyalarında, kuşkusuz farklı tarihlerde, farklı kültürel biçimlenişler çerçevesinde kadınların koşulları farklı biçimlenmiş. Ancak hani şu genelleme gerçekten yapılabilir. Kadınların yani uygarlık daha doğrusu sınıflı toplumlara geçişle birlikte kadınların genel konumunda bir gerileme ya da bir mevzi kaybından söz edilebilir. Şimdi aslına bakarsanız yani Engels'in tabiriyle söyleyeyim hani kadınlığın tarihsel yenilgisi adını verdiğimiz görüngü sınıflı toplumun yani tam olarak da örtüşmüyor. Belki biraz daha geriye götürülebilir. Özellikle eşitlikçi, komünalist olarak nitelenen kabile toplumlarında itibaren kadınların koşullarının yani daha doğrusu kadınların ikincil bir pozisyon almaya başladıkları ya da madunlaştıklarını izlemek etnografik kayıtlardan da mümkün. Şöyle ki ya kabile toplumları özellikle de hortikülturalist dediğimiz küçük ölçekli tarımcı kabile toplumları özellikle de atayanlı soyu hattını izleyenler yani soyun babadan ya da erkek atadan takip edildiği gruplarda kadınlar egzogami ilişki içinde yani dış evlilik ilişkisi içinde başka kabilelerden trampa ediliyor. Yani başka kabilelerden alınıyor. Yani grup kendi dışından evlenmeye yöneliyor. Şimdi bu gelinler hem hortikültürden yani tarımsal faaliyetlerin yürütülmesiyle yükümlü hem de soyu sürdürmekle yükümlü. Yani kabilenin kolektif mülkünü gelecekte devralacak olan yeni kuşakları doğurmak ve yetiştirmekle yükümlüler. Bu kadınların hem emekleri hem de bedenleri üzerinde bir nevi denetimin, gerontokratik yani kabilenin yaşlı erkekleri tarafından üstlenilen bir denetimi gerektiriyor ki bu belki de tarihte ilk kez biçimlenen, ilk kez kurumsal olarak ortaya çıkan bir otorite biçimi. Nitekim en azından Orta Doğu toplumları için böyle olduğunu biliyoruz. Çünkü biliyorsunuz devletin şafağı Orta Doğu'da temayüz ediyor. Yani ilk Sümer devletlerinde ortaya çıkıyor. Ve kabile toplumlarında biçimlendiğini bildiğimiz patriyarkal, ataerkil denetim biçimlerinin daha sonra devletler tarafından temellük edildiğini ve üç aşağı beş yukarı aynı özellikler taşıdığını görüyoruz. Yani şu halde denilebilir ki sınıfsal yetki, sınıfsal otorite ya da sınıfsal iktidar ilk kez kabile toplumlarında yaşlı erkeklerin kabilenin diğer üyeleri ama özellikle de kadınlar ve gençler üzerine uyguladığı otoriteden onların emeklerini ve bedenlerini kontrol etme etkinliklerinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Ama hani şu şey değil yani hani kadınlık bir kez tarihte savaşı kaybettikten sonra ya da işte şeyden sonra hani tek haklı bir şekilde kötüye doğru gittiğini söylemek mümkün değil. Demin de söylediğim gibi farklı coğrafyalarda, farklı tarihsel dönemlerde tahakkümün daha ağırlaştığını kadınlar üzerindeki tahakkümün daha ağırlaştığını ya da daha hafiflediğini görebiliyoruz. Yani çok yalın bir örnek vereyim. Yani bugün Endonezya'da, ne bileyim Taliban Afganistan'ı da Müslüman ülkeler. Yani İslam, yani siyasal İslam. Ama Endonezya'da kadın erkek ilişkileri ya da toplumsal cinsiyet rolleri kendi gelenekleri çerçevesinde çok daha eşitlikçi
demeyelim ama çok daha şeye göre, örneğin Taliban Afganistan'ına göre ya da İran devrimi sonrası İran'a göre çok daha eşitlikçi, çok daha yani baskının çok daha hafif olduğu biçimlerde kadın ile erkek arasındaki toplumsal cinsiyet ilişkilerinin çok daha denk kurulduğu bir düzlemde gerçekleştiğini görüyoruz. Feminist hareketler hakkında ne düşünüyorsunuz? Tarihsel sürece baktığımız zaman feminist hareketlerin toplumsal mücadeledeki rolü nedir? Ya feminist hareketlerin günümüzde kadınların ve geçmişte de tabii kadınların sorunlarına ilişkin yarattıkları farkındalık çok önemli. Belirli bir sorun üzerinde odaklanmış, spektaküler olanlar dahil olmak üzere ses getiren eylemlerle kamuoyunun dikkatini belirli bir soruna çekmek için uğraşan hareketler, sivil toplum hareketleri deniyor bize eskiden bunlara, demokratik kitle örgütleri derdik. Kendi alanlarında zaman zaman başarı kazanabiliyorlar. Yani bunun hiç tartışma götürülür bir tarafı yok. Yani kendi sorunlarına ilişkin belirli düzeltimler elde edebiliyorlar. Ancak sorun şuradan kaynaklanıyor. Odaklandıkları konular iktidar çevresinde kümelenmiş çıkar ya da güç gruplarının çıkarlarıyla çeliştikleri andan itibaren kazanımların büyük bir hızla geçersizleştiğini görüyoruz. Yani çok yakın, canlı bir örnek vermek istiyorum. Şimdi kadına yönelik şiddet konusunda belirli kazanımlar elde edebilirsiniz. Örneğin bu konuda yasal düzenlemeler sağlayabilirsiniz ya da ne bileyim panik butonu gibi ya da kadın sığınma evleri gibi kurumların devreye girmesini sağlayabilirsiniz ki bunların başarıldığını gördük, kadınların bu konudaki ısrarlı mücadeleleri. Ama örneğin kadına yönelik şiddeti uygulayan bir iktidar sahibi, bir güç sahibi, bir mevki sahibi ise aldığınız, almaya, gerçekleştirmeyi başardığınız önlemlerin geçersizleştiğini görüyoruz. Yani örneğin bir zengin bir iş adamı, bir polis müdürü ya da bir bakan ya da bir milletvekili ya da bir ünlü bir politikacı ise eğer fail, almayı başardığınız, aldırmayı başardığınız, sağlamayı başardığınız düzenlemelerin bir duvarına, yani bir sessizlik, tepkisizlik duvarına çarparak dağıldığına bu ülke son zamanlarda çok sık tanık oluyor. Şimdi diyeceğim, kadınların neoliberalizm tarafından katmerlendirilen sorunları karşısında, yani nedir bu sorunlar? Kadın emeğinin değersizleşmesi, istihdamın deregülarizasyonu aracılığıyla kadınların topluca işten çıkartılması ya da sektörlerde, marjinal sektörlerde yoğunlaşması, yerel ya da bölgesel savaşlar, kökten dinciliğin yükselişi, kadın ve çocuk ticaretinin küreselleşmesi, globalizasyonu, yoksullaşma, özelleştirmeler aracılığıyla yeniden üretim süreçlerinin neredeyse etmesi, çok yüksek bedellere ulaşması, dolayısıyla da alım gücü olmayan kesimler, yoksullar arasında neredeyse tümüyle yeniden kadınlara ciro edilmesi ve bütün bunlara bağlı olarak kadına yönelik şiddetin yoğunlaşması arasındaki ilişkiyi kurabilmek gerekiyor. Feministler genellikle kadına yönelik şiddet ya da kadınların spesifik sorunlarıyla sistem arasındaki ilişkiyi kurmakta zaaflı ve zayıf kalıyorlar. Ya da en azından sistemle arızi ilişkiler içinde olarak kurguluyorlar bu bu sorunları. Dolayısıyla kadınlarla erkekler arasında daha eşitlikçi ilişkilerin ancak emek eksenli, eşitlikçi, özgürlükçü bir toplum tasarımı yapabileceği görüşünün üzerinden atladıkları için getirdikleri düzeltimler, getirmeyi başardıkları düzeltimler, sağladıkları düzeltimler genellikle eksik ya da geri dönüşlü olmakta. Belki yeni deriz, konu ederiz. Yani şu an örneğin İstanbul Sözleşmesi, evet Türkiye bunu imzaladı, hatta ön ayak oldu ama
şeylerde şu an radikal dinci kesimler tarafından çok ciddi bir geri adıma zorlanmakta iktidar gibi. Dolayısıyla tekrar ediyorum, kendi alanındaki düzeltimler yeterli olmuyor ne yazık ki. Sorunların sistemle ilişkisini, kapitalist sistemle, sömürücü tahakküm sistemiyle ilişkisini kurmak gerekiyor, kurulması gerekiyor. Feministlerin bu konuda eksikliği olduklarını düşünüyorum. Toplumsal muhalefet ekseninde dünyada kadın sorunu ele alındığında neler söylenebilir? Sizce bugüne kadar ne gibi kazanımlar elde edildi? Eksiklikleri nelerdir? Ya bu soruya tarihsel bir yanıt vermektense güncel bir yanıt vermeyi tercih ederim. Çünkü gerçekten de yani 2000 son dönemlerdeki toplumsal protestolarda kadınların varlığı çok ilgi çekici, çok çarpıcı bir hal aldı. Yani o anlamda isterseniz biraz güncel üzerinde yanıtımı ilerletmeye çalışayım. Şimdi 2019 yılı bugün pandemi koşullarıyla biraz şeytmiş olsa da, tavsamış ya da gevşemiş olsa da 2019 yılı gerçekten de dünyada emek eksenli protestoların çok yoğunlaştığı ve yani yaygınlaştığı bir sürece tanık olduk. Ve kadınlar kendi özgür gündemleriyle bu protesto hareketleri içinde yoğun bir şekilde yer aldılar. Şey diyecek olursak yani şöyle bir klasifikasyona gidebiliriz. Güneydoğu Asya'da, Latin Amerika'da ve Orta Doğu'daki protestolarda özellikle kadınların katılımı hem spesifik taleplerini dile getirmeleri açısından hem de son derece canlı bir katılım göstermeleri açısından özellikle çarpıcıydı. Şimdi bu coğrafyalar aslında bakarsanız şey değil, tesadüfen şey edilmiş rastgele coğrafyalar değil. Güney ve Güneydoğu Asya özellikle ucuz emek cennetleri olarak bilinen ülkeleri barındırıyor ve bu ucuz emek yığınları deposunda en çok da kadınların, özellikle de kırsal kesim kökenli genç kadınların emeği var. Yani Birmanya, işte Laos, Bangladeş, Sri Lanka ve benzeri ülkelerde kırsal kökenli genç kadınlar neredeyse boğaz tokluğuna diyebileceğimiz ücretlerle dünyanın büyük firmaları için üretimde bulunuyorlar. Çağrı merkezlerinde örneğin kadınların yoğun olarak ettiğini, tüketim dolayımsız tüketim mallarının üretilmesinde, giyimden elektronik eşyaya kadar üretken sektörlerde kadın emeğinin büyük ölçüde kullanıldığını, çok yaygın bir şekilde kullanıldığını ve işte ayda 30 dolar ila 35 dolar arasında değişen ücretlerle kadınların çalıştırıldıklarını görüyoruz. Dolayısıyla Güney ve Güneydoğu Asya'da ki kitlesel grevlerde kadınların gövdelerini öne çıkardıklarına tanık olduk. Benzer bir durum Latin Amerika'daki ayaklanmalarda da kadınların, özellikle de sadece kadın gösterileri açısından da söyledi. Latin Amerika'da da çok yoğunlaştığını gördük. Latin Amerika'daki kadın protestoları ise ağırlıklı olarak kadına yönelik şiddete karşıydı. Kadın cinayetlerine karşıydı. Bunda da şaşılacak bir şey yok. Mafyatik düzenlemeler, yani giderek küreselleşme süreçlerinin mafyayı da aktive etmesi ve mafyaya da küresel bir nitelik kazandırması, bu kıtanın, yani dünyanın bu coğrafyasında kadına yönelik şiddetin özel ve çok ağır bir görünüm kazanmasına, görünüm almasına yol açtı. Örneğin Meksika'da günde öldürülen kadın sayısı 9 dolaylarında. 21 Latin Amerika ülkesinde kadın cinayetleri pandemi sürecinde zirve yaparken 106 günde, yani 2020 yılının başlangıcından ilk 3 ay içinde 2403 kadının cinayete, erkek şiddeti sonucu ortaya çıkan cinayetlerle yaşamlarını yitirdiğini görüyoruz. Ve 2019 yılı boyunca en az 3800 kadın sadece Latin Amerika kıtasında katledildi. Şimdi dolayısıyla Latin Amerika'da, özellikle Meksika ve Şili'de kadınların isyanı kadın cinayetlerine ve kadına yönelik bedensel suçlara karşıydı. Üçüncü odak ise küresel kapitalizmin
tetiklettiği, harekete geçirdiği, aktive ettiği siyasal İslam'ın kadınların kazanımları, siyasal özellikle siyasal ve kamusal alandaki kazanımlarına yönelik saldırısına karşıydı. Bu ülkelerdeki ekmek ve yolsuzluk karşıtı isyanlarda kadınlar büyük bir varlık gösterdiler. Bu isyanlara gövdeleriyle katıldılar. Yaratıcılıklarının zirve yaptığını gördük. Kadın grafitileri, kadınların organize ettiği eylemler, yalnızca şeylere, direniş hareketlerine lojistik destek sağlamaktan ibaret değildi. Kadınların barikatlarda dövüştüğünü gördük. Polis şiddetine karşı kadınların durduğunu gördük ve birçok kadın da yaşamını bu eylemler sırasında, bu direnişler sırasında yaşamını yitirdi. Şimdi neler mi kazanıldı? Ya kadınlar bir kere öncelikle sokağa çıkmanın, topluca seslerini yükseltmenin, bir mücadelenin etkin üyeleri olmanın özgüvenini ve cesaretini kazandılar. Yani kadınlar bir kez bu cesaretle ve bu özgüvenle donandıktan sonra gerçekten geri dönüşü oldukça zor bir süreç başlamış oluyor. 2019 protestoları kalıcı örgütlenmelere dayanmadığı için bugün belki yani pandeminin etkinliği nedeniyle, Covid salgını nedeniyle bugün biraz daha geri adım atmış gözüküyor ama içindeki kadın nüvesi bu protestoların, bu kalkışmaların içindeki kadın üniversi bir kez harekete geçti. Umarım kadınlık açısından ve emek açısından eşitlikçi ve özgürlükçü bir dönüşümün şafağını müjdeliyorlar. Şu ana kadar sınıflı toplumlarda kadın olmak ve kısmen uygarlık öncesi toplumlarda kadın konuşuldu. Peki, belirli bir biçimde mülkiyet eşitliğinin ve gelir eşitliğinin olduğu ve seküler yasalara bağlı olarak yönetilen sosyalist toplumlarda, sosyalist ülkelerde dünden bugüne kadının yeri neydi? Kadın olmak nasıldı ve bugün nasıl? Örneğin Sovyetler Birliği'nde, Vietnam'da, Küba'da olduğu gibi. Tabii ki hepsinin oluşturduğu özgün şartlar vardır, ancak sosyalist ekonominin genel olarak kadını kazandırdığı, kadınların sınıflı toplumda yaşadığı sorunları aşabildiği noktalar var mıydı ya da başaramadıkları nelerdi? Ya şimdi sosyalist ülkeleri tek tek burada ele alıp her birinde durum nasıldı, hem beni aşan bir konu hem de zamanımızı çok aşmış, çok şey etmiş oluruz, çok yüklenmiş oluruz. O yüzden dilerseniz önce bir hani Sovyet deneyimine en klasik, en yani tipik noktası olan Sovyet deneyimine, Sovyet devrimi dönemine bakalım. Arkasından da hani bugün değişen nedir onu bir göz atalım. Şimdi 1917 devrimi gerçekten de bir yani %90'ını nüfusunun %90'ı kırsal alanda yaşayan okuma yazma bilmeme oranının yani cehaletin kırsal nüfus içinde özellikle kadınlar arasında son derece yoğun olduğu bazı bölgelerde neredeyse %100'ün okur yazar olmadığı, kadınların %100'ünün okur yazar olmadığı bir tarihsel kesit ve bir coğrafya üzerine gerçekleşti ve kadınlar açısından gerçekten de yani tümüyle özel yaşamları tümüyle dinsel kurumların gözetimi olan kadınların yaşamında çok köklü değişikliklere yol açtı. Şimdi neydi bu değişiklik? Bu arada Sovyet ihtilalinin hemen ardından biliyorsunuz 3 tane temel bildirge yayınlandı. Birinci bildirge derhal koşulsuz barış ilan etti. İktirge toprak dağıtımı, toprakların köylülere dağıtılmasıyla ilgiliydi. Üçüncü bildirge ise kadınların tam ve eşitlik ve özgürlüklerine kavuşmasıyla ilgiliydi. Sovyet devrimi kadınların özgürleşmesi perspektifini son derece ciddiye aldığını çok kısa sürede kanıtladı. Gerçekten de baş döndürücü bir hızla kadın üzerindeki bütün vesayet, din, devlet ve aile vesayeti kaldırıldı. Kadınlar hukuksal olarak erkeklerle tam eşit yurttaşlar haline getirildi. Kadınların toplumsal, iktisadi, siyasal yaşama katılmalarının önündeki tüm yasal ve fiili engeller lağvedildi. Ancak bununla da yetinilmedi. Sovyet yöneticileri, Sovyet devriminin öncüleri kadının ikinciliğinin aslına bakarsanız kadının
kadınların yeniden üretim dediğimiz domestik alandaki köleliklerinden kaynaklandığının gayet bilincinde davrandılar ve ilk elde hani şu Lenin'in meşhur şeyi, hani bir ahçıyı sıradan bir ahçıyı devlet yöneticisi haline getirebilmemiz gerekir sözleriyle ifade ettiği üzere domestik işler kadının bireysel köleliğinin koşulları olmaktan çıkartıldı, sosyalleştirildi, kolektivize edildi. Kolektif mutfaklar, kolektif çamaşırhaneler, kreşler ve benzeri. Buna aynı zamanda çeşitli hukuksal düzenlemeler de eşlik etti. Örneğin çocuk bakımı yalnız kadının sorumluluk alanı olmaktan çıkartıldı. Anayasa, Sovyetler Birliği Anayasası itibariyle kadının ve erkeğin ortak ve eşit yükümlülüğü kabul edildi. Bunun gerçekleşmediği alanda devletin sorumluluğu devreye girecekti. Dolayısıyla çocukların yükü sadece kadına ciro olmaktan çıkartıldı. Bunun yanı sıra evlilik tek taraflı olarak şey edilebilir, çözülebilir, çok son derece basit bir işlemle çözülebilir hale getirildi. Yani boşanma kolaylaştırıldı. Eşcinsellik bir hastalık ya da bir anomali olarak nitelenmekten çıkartıldı. Devletin yetişkin ve rıza gösteren bireyler arasındaki ilişkilere müdahale etmeme esası getirildi. Bunun yanı sıra farklı deneyimlerin, çekirdek aile dışındaki farklı deneyimlerin önü açıldı. Komünal birliktelikler ya da nikahsız birliktelikler gibi. Yani bunlar özellikle de 20. yüzyıl başları için dünya ölçeğinde son derece radikal, son derece köklü devrimsel dönüşümlerdi. Ancak 20. yüzyılın ilk yarısını iki savaş, 1. ve 2. Dünya Savaşları ve bir iç savaş arasında geçiren Sovyet toplumu kadınlara verdiği bu özgürlük, kadınlar açısından tanıdığı bu özgürlüklerin ödülünü de büyük ölçüde aldı. Gerçekten de hem savaş döneminde hem savaş sonrası ülkenin yeniden inşasında kadınların emeğinin rolü yadsınamaz. Bunu Gorbaçov bile kadınları yeniden, yani şeyle birlikte kapitalizme yeniden dönüş programı çerçevesinde kadınlara teşekkür ederken onların ülkenin yeniden inşasında ve ana vatanın Nazi işgaline karşı savunulmasında kadınların rolünü hatırlatarak onlara teşekkür etmek zorunda hissetti kendini. Ancak Lenin'in erken ölümü, yerini Stalin'e bırakması ve hemen arkasından iç savaş ve İkinci Dünya Savaşı, İkinci Paylaşım Savaşı kadınların kazanımlarında geri dönüşler yaşanmasına yol açtı. Örneğin savaş sırasında 20 milyonu bulan nüfus kaybı kadınları bireysel ya da yani emeğin özgürlüğünden ve bireysel ve toplumsal kurtuluş perspektifinde demografik siyasetin merkezine, odağına yerleştirilmesine yol açtı. Kadınların yeniden üretimdeki rollerinin ilişkin kolektivizasyon çabalarına gevşetildi. Hatta giderek bu politikalar terk edildi ve yeni kadın ve aile yeniden üretimin odağı haline tekrar getirildi. Kadınların aile içindeki rolleri ve nüfusun çoğalmasındaki rolleri vurgulanıldı. Ha şimdi burada mesela kadınların toplumsal hayata, iktisadi yaşama, istihdama katılmalarının herhangi bir fiili engel getirilmedi. Yani hukuksal ve fiili engel getirilmedi. Yani kadınlar yine üretim içinde öğretebileceklerdi. Diledikleri mesleğe girebilmekteydiler. Eğitim, istedikleri kadar eğitimin görebilmekteydiler ve benzeri ve benzeri. Ancak aile içindeki rollerinin yeniden önem kazanması ya da ev işlerinin kolektivizasyonu faaliyetlerine son bulması kadınların ekstradan
domestik işlerle yeniden yükümlenmesine yol açacaktı. Şimdi şunu kabul etmek gerekir. Yani bir yandan günde 8 saat, 9 saat, 10 saatlik bir çalışma süresi, yani emek sürecinde yerinizi alacaksınız. Arkasından yorgun argın şey edeceksiniz, evinize dönerken çocuğunuzu kreşten alacaksınız. Arkasından işte alışverişi yapacaksınız, sonra eve geleceksiniz, işte bilmem yemek yapacaksınız, bulaşık yıkayacaksınız, çamaşır. Şimdi böyle olduğu zaman kadınlar kamusal faaliyetlerine son vermek durumunda kaldılar. Politik alana, kamusal alana katılımlarında dramatik düşüşler yaşandığını gözlemliyoruz. Kadınların yeniden aile içi görevlerine çağrılmalarıyla birlikte. Şimdi dolayısıyla Gorbaçov'un kapitalist restorasyon bunun eşiğinde ya kadınlar çok teşekkürler, çok emek sarf ettiniz, çok çaba harcadınız ama siz de artık yoruldunuz. Evinize dönün, erkeklere biraz yer açın istihdam alanında çağrısına milyonlarca kadının itirazsız uyumasının gerisinde bu yorgunluk yapma. Evet, yorucu bir şey. İşte Doğu Avrupa ülkelerinde ise Doğu Avrupa ülkeleri sosyalizme 2. Dünya Savaşı sonrasında adeta hani büyük güçler arasındaki bir paylaşım kararıyla geçtikleri için birinci evre, yani ev işlerinin sosyalizasyonu, yani yeniden üretim süreçlerinin sosyalizasyonu aşaması hiç yaşanmadan kadınların toplumsal, iktisadi, siyasal katılımlarının önündeki hukuksal ve kısmen fiili engellerin kaldırılmasıyla yetinildi. Ama kadınların domestik rolüne ilişkin, domestik görevlerine ilişkin herhangi bir tasarım benim bilebildiğim kadarıyla Doğu Avrupa ülkelerinde gerçekleşmediği için işin o tarafının eksik kaldığını söyleyebiliriz. Ama şunu vurgulamadan sözü bitirmek haksızlık olacaktır. Yani bu ülkelerin kapitalist restorasyon sürecine girmelerinin ardından yaşananlar en kötü, en deforme, en yetersiz sosyalist deneyimin dahi emekçiler açısından kapitalizmin en iyisinden daha iyi olduğunu kısa sürede görülecekti. Kapitalizme dönüşün ağır maliyeti maalesef her zaman olduğu gibi kadınların sırtına yüklendi. Kadınlar artan mal fiyatlarıyla, meta fiyatlarıyla, yığınsal olarak işten çıkartılmakla, özelleştirmeler sonucu erişilmez hale gelen, son derece pahalı hale gelen yeniden üretim hizmetlerini neredeyse bireysel olarak ailelerinde tek başına üstlenmek durumunda zorunluluğuyla karşı karşıya kaldılar. İş bulmak için başka ülkelere göç eden kocaların ardından şeyleriyle, hem çocuklarla hem de kayınlarıyla, yaşlılarla, yaşlıların sorumluluklarını üstlenmek zorunda kaldılar. Ya da kendileri iş bulmak için dadılık gibi, hizmetkarlık gibi, temizleyicilik gibi işlerde çalışmak üzere kendi ülkelerini, kendi ocaklarını, evlerini, barklarını terk etmek zorunda kaldılar. Dolayısıyla evet, sosyalizmin birinci dalgası kadınlar açısından değerlendirmemiz gereken çok önemli derslerle doludur. Kazanımları bizimdir. Şeyler konusunda da eksiklikleri konusunda ise mutlaka değerlendirmemiz ve ders çıkarmamız gerekmektedir. Türkiye'de kadın mücadelesi ya da feminist hareket dünden bugüne nasıl bir yol aldı? Çözebildikleri ya da çözmesi gerekenler nelerdir? Önündeki engeller nelerdir? Arkadaşlarla yaptığım söyleşilerde sıkça verdiğim bir örnek var. 1970'lerde, 70'li yıllarda 10 binlerce kadın bünyesinde toplayabilen ve harekete geçirilen bir kadın örgütü vardı. İlerici Kadınlar Derneği. Temel şiarı neydi derseniz, eşit işe eşit ücretti. 1990'lı yıllarda benim de naçizane içinde yer aldığım kadın hareketinin ise temel sloganı "Yerimiz mutfak değil, dünya." Son dönemlerde ise kadın hareketlerinin özellikle tacize, tecavüze ve kadın cinayetlerine son şiarı,
etrafında harekete geçtiklerini görüyoruz. Yani bir anlamda dünyayı istemekten, hani aman dayak yemeyelim, aman öldürülmeyelim, aman tacize, tecavüze uğramayalım noktasına girdik. Aslında bakarsanız 2002 yılından beri Türkiye'de iktidarda olan siyasal İslamcı Parti ve onun en sert biçimi yürürlüğe soktuğu neoliberal politikaların ortak sonucu, yani siyasal İslam'la neoliberalizm arasındaki ortaklığın bir sonucu olarak kadınların konumlarında inanılmaz gerilemeler yaşandı, kırılmalar yaşandı. Yani istihdamda örneğin kadın istihdamını, formal istihdamdan kadınların çekildiklerini ve en şey işte çok düşük ücretli informal sektörde parça başı işler ya da yarım zamanlı işlerde ve informal sektörde kadın emeğinin yoğunlaştığına tanık olduk bu son 18 yıl içinde. Kamusal alanda kadın varlığının giderek azaldığını, giderek daraldığını gördük. Bireysel özgürlüklerde kadınların köşeye sıkıştırıldıklarını, nasıl giyineceklerine, nasıl davranacaklarını, sokağa nasıl çıkacaklarına, nasıl güleceklerine kadar siyasal İslam'ın müdahalesi altında olduklarını gördük. Ya da eğitime katılmaları, çalışma hayatına katılmaları konusunda destekleyici mekanizmaların giderek daraltıldığına tanık oluyoruz. Ve siyasal İslam gerçekten bu alanları daraltmaya, kadınların yaşam alanlarını daraltmayı sürdürmeye kararlı gözüküyor. Örneğin İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin polemikler, yaşanan polemikler ve ABD altından sopa gösterircesine, bakın ha İstanbul Sözleşmesi de işte Tanrı kelamı değil, değiştiririz gibi ifadeler kadınlara bir tehdit olarak varlığını sürdürüyor. Hepsi bir yana, yani kadınlara ilişkin sorunların kadın statüsü genel müdürlüğünden günümüzde aile, çalışma ve sosyal hizmet bakanlığı gibi garip gureba bir kavram içine hapsedilmesi dahi nereden nereye geldiğimizin ve nereye yönelmekte olduğumuzun göstergesidir. Yani bugün kadınlar bir ailenin dışında tasavvur ediyor. Yani öyle bir iktidar düşünün ki kadın adını, kadın kavramını müstakilen telaffuz etmeye, kamusal alanda telaffuz etmeyi edep meselesi sayıyor. Hani kadın kavramının kendisini müstehcen bir kavram olarak algılayarak kadın kavramını, yani kadın konseptini sürekli olarak aile içinde muhafaza etmeye, aile içine itmeye çalışıyor. Bir ikincisi de kadın bir sosyal yardım konusu olarak görülüyor. Yani bu garip ve gurebadan, hani işte düşkünler, muhtaçlar, fakir kadınlar, işçiler gibi hani garip gureba çerçevesinde ele alınabilecek bir konu olarak gözüküyor. Madalyanın bir tarafı bu, ama öbür tarafında özellikle galiba bunu gezi ayaklanmasına, gezi kalkmasına kadar geri götürebiliriz. Kadınların bu politikalara karşı aktif bir direniş göstermeleri, bu direnişi sokağa taşıyabilmeleri, kararlılık ve insanlık açısından çok hızlı bir şekilde mesafe kaydetmeleri olduğunu söyleyebiliriz. Yani son yıllarda AKP'ye karşı düzenlenen hiçbir eylem yok ki canlı ve gözüpek bir kadın katılımına sahne olmasın. Grevlerde, protesto gösterilerinde, mitinglerde, sokak eylemlerinde, hatta sosyal medyada kadınların aktif varlığını her vesileyle çok ciddi bir şekilde görebiliyoruz. Hatta öne çıktıklarını birçok protesto hareketinde ve birçok kesimin suskun kaldığı noktada kadınların öne çıktığını görüyoruz. Bu da hem toplumsal muhalefet açısından hem de spesifik olarak kadınların mücadelesi açısından çok umut verici olduğunu söyleyebilirim. Türkiye'de kadının toplumsal konumu açısından medyanın belirgin bir etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? Ya tabii belirginden kasıt nedir, belirginliğin ölçüsü nedir bilemem, ama yani medyanın bu konuda olumlu ve olumsuz, pozitif ve negatif roller üstlendiği ortada. Medya derken hem görsel hem yazılı hem de sosyal medyayı kapsayacak şekilde kullanıyorum kavramı.
Kadınlara yönelik ayrımcılık ve baskıların açığa çıkmasında, kadın sorununa ilişkin bir duyarlılık yaratılmasında, bir görünürlük yaratılmasında gerçekten de medyanın bütün dalları gayet olumlu roller üstlendi. Ama aynı zamanda klişe toplumsal cinsiyet rollerinin yeniden üretilmesinde, kadına yönelik baskı ve tahakkümün olağanlaştırılmasında, meşrulaştırılmasında da oynadığı rol özellikle kadın medya mensupları tarafından sıkça dile getirilmekte. Yani örneğin işte bilmem bir kadın gerilladan dişi terörist olarak söz edilmesi ya da yerde yatan ölü kadın bedeninin bacaklarına zoom yapılması ya da ne bileyim işte böyle gecenin bu saatinde sokağa çıkarsan, böyle giyinirsen başına gelecek budur havasında kadına yönelik şiddet olaylarının sunulması da çok olumsuz görevler üstleniyor. Yani roller üstleniyor. Ayrıca hani bunun bir kısmı da kadın gazeteciler tarafından ne yazık ki gerçekleştiriliyor. Ama bana en daha eskisi sosyal medya. Şimdi sosyal medyanın şöyle bir, yani ana akımın tümüyle biyatta endekslendiği, biat üzerine biçimlendirildiği bir dönemde sosyal medyanın yararları elbette tartışılmaz. Yani ana akımın örtbas etmeye çalıştığı birçok haberi biz sosyal medya kanalıyla erişebiliyoruz. Ama şu da doğru, sosyal medya anonimliği ile egemenliğini, yani öz denetim eksikliğinden vasatın egemenliğini, vasatın tahakkümünün de aynı zamanda bir aracı oluyor. Ya örneğin kadına yönelik şiddeti paylaşan birçok kadın yalnız olmadıklarını, tek başına olmadıklarının bilincine varıyor. Ama aynı zamanda bu haberler, yani sosyal medyadaki bu haberler erkekler arasında da özellikle de işsiz kalmış, kendini ezik hisseden ve iktidarının son kalesi olan kadın karşısındaki gücünü, iktidarını yitirmekte olduğuna ilişkin telaşa kapılmış erkekler arasında da adeta bir suç ortaklığı oluşmasına yol açıyor. Yani görsel, sosyal medyanın aktörleri görsel ya da yazılı medyada olduğu gibi, yani basın ve televizyonda olduğu gibi, hani mektep görmüş insanlar değil, okuldan yetişmiş ya da şeyden yoksunlar. Hani bir mesleki bir etik anlayışından, mesleki etiksel bir denetim aracından yoksun oldukları için biraz salvo. Yani zaman zaman sosyal medya dehlizlerinde kaybolurken, ya gördüğüm pedofili, hakaret, özellikle de cinsel telmihli hakaretler, küfürler, işte pornografik eğilimler ya da komplo teorileri de karşısında hakikaten nefessiz kalıyorum. Şimdi bununla bağlantılı bir başka nokta daha belki şuna dikkat çekmeye, yani bazen medyadaki sunumlar, sosyal ya da yazılı ve görsel medyadaki sunumlar tam tersi sonuçlara da yol açabiliyor. Yani örneğin kadın cinayetlerinin cezasız kaldığına yönelik eleştiri potansiyel kadın katilleri açısından da, ya işte bak yani öldürürsün, 2-3 yıl yatarsın çıkarsın, ya da hakimin karşısında işte şey dersin, kravatını takarsın, iyi hal gösterirsin, seni iyi halden şey derler, yırtarsın gibi bir eğilimin de yaygınlaşmasına ne yazık ki yol açıyor. Yani nitekim son zamanlarda kadın katillerinin birçoğunun ağzından bunu duyduk. Ya işte ne şey, 2-3 yıl yatar çıkarım havasını. Şimdi tabii her şey medyayla sınırlı değil ya da medyayla olup bitmiyor. Yani ya da yasal düzenlemelerle de olup bitmiyor. Bu toplumun bana kalırsa topyekün bir rehabilitasyona ihtiyacı var. Ya geleneksel cinsiyet rolleri değişti. Bunu kabul etmemiz gerekir. Artık erkeğin tek başına evin ekmek sağlayıcısı olduğu, kadının da evde oturup çocuklarına analık işte ettiği, evine kadınlığını yaptığı, temizlediği denge, kötü bir dengeydi ama bozuldu. Şimdi artık tek maaşla, tek gelirle, tek ücretle bir ev geçinemiyor. Kaldı ki kimi zaman erkeklerin işsizliği o kadar yoğunlaştı ki kadın ücretleriyle telafi edilmek durumunda. Yani artık kadınlar çalışıyorlar. Dolayısıyla evlerinin dört duvarının dışına çıkmak mecburiyetindeler. Ve öyle gözüküyor ki yani bunu artık bir hak olarak da görmeye başladılar. Şimdi böyle olunca toplumun ve devletin kadınlara destek
yani kadınlara yönelik destekleri yeniden gözden geçirmesi gerekiyor. Yani kadınların istihdamına yönelik yeni alanların açılması, yani kadınların insanca bir ücretle geçinebilecekleri işlerin temin edilmesi, yeni istihdam alanlarının açılması kadınlara, bunu gerçekleştirmelerini sağlayacak bir kalifikasyona ulaşmalarının önündeki engellerin kaldırılması. Bunun yanı sıra kadınlar, çalışan kadınların çocuklarıyla ilgili yüklerinin, ev işleriyle ilgili yüklerinin toplum tarafından paylaşılır hale geleceği düzenlemelerin yapılması. Ama bütün bunların da ötesinde kadınların eşit, özgür bireyler olduğuna ilişkin bir bilincin toplumda yerleşikleştirilmesine yönelik bir rehabilitasyon programının başlaması gerekiyor. Yani şey etmesi gerekiyor. Yani kadın evin kölesi, ne olursa olsun çocukların anası falan, evet bunlar tamam da, yani bunun da ötesinde kadınlar özgür ve eşit bireylerdir ve böyle davranılmaları gerekir ve ilişkin bir yeniden eğitim programı diye. Burada medyaya da önemli roller düşebileceğini, düştüğünü ve düşeceğini kaniyim. Son günlerde gündem olan konulardan birisi de İstanbul Sözleşmesi'ydi. Kadın sorunlarının çözümü üzerinde İstanbul Sözleşmesi'nin herhangi bir yaptırım gücü var mı? Türkiye'de sözleşmenin uygulanabilirliği konusunda neler söyleyebilirsiniz? Olumlu ve olumsuz yanları nelerdir? Ya İstanbul Sözleşmesi hem lafzıyla hem içeriğiyle feminist hukukun ürettiği belki de en tutarlı, en tutunumlu belgelerden bir tanesi. Ama hiç bu doğru, ama hiçbir yasa, hiçbir sözleşme ne denli mükemmel olursa olsun uygulayıcılarının konumlarından ve niyetlerinden bağımsız değildir. Kapitalist toplumlarda mağdurlardan yana yasalar ve düzenlemeler egemenler tarafından her zaman ayak sürmesiyle gerçekleştirilir. Bu yasalar çok zor kabul edilir. Bu yasalar uygulanmasında egemenler ayak diretirler ve ilk fırsatını bulduklarında, özellikle de kendi çıkarlarıyla bu yasalar ve düzenlemeler çeliştiğinde, bunları uygulamamak ya da tam tersine yorumlamak yoluna giderler. Yani tecrübeyle bunlar sabit. Şimdi dolayısıyla yani ezilenler, mağdurlar kendilerine yönelik yasal düzenlemeleri ya da sözleşmeleri ancak sürekli olarak talep ederek, yani mücadele ederek kazanmak ve sürdürebilmek zorunluluğuyla karşı karşıyadırlar. Özellikle sınıflı kapitalist toplumlarda. Şimdi aynı durumu İstanbul Sözleşmesi için de görüyoruz, yaşıyoruz. Bugün Türkiye'de siyasal İslamcıların önemli bir bölümünün sözleşmeye karşı çıkıyor olması, sözleşmeyi işte sapıklıkları teşvik ediyor gibi göstermesi ya da Batı'nın işte Türkiye'de moralimizi, ahlakımızı, kültürümüzü çökertme girişimleri olarak gösterme çabaları, bunun çok somut bir örneği. Böyle bir huruç harekatı yaşıyoruz. Şimdi şu kanaatimi bir kez daha vurgulamama izin verin. Hiçbir sözleşme kadınların bedensel ve psikolojik bütünlüklerini koruma kararlılıklarından daha güçlü değildir. Kadınlar kimlerine sahip çıkma mücadelesini verdikleri ölçüde özgürleşeceklerdir. Sözleşmelerin ya da yasaların güvencesi olmaması durumunda dahi kadınların özgürlüğünün güvencesi fiilen bizzat mücadele eden kadınlardır. Şimdi bugün sözleşmenin hayata geçirilmesi için sokaklara dökülen kadınlar bilerek ya da bilmeyerek bu yeni kadın tipini, yani kendi özgürlüğünü kendi eliyle kurmaya kararlı bir kadın tipolojisini yaratma çabasına girdiler. Bunlar herhangi bir bağımsızlıklarını, özelliklerini herhangi bir merciye, herhangi bir yetkiye teslim etmeyen, hiçbir şeye boyun eğmeyen kadın kendi yazgılarını ele almaya kararlı kadınları biçimlendiriyorlar. Ve diyorum ki iyi ki varlar. Size her zaman saygıyla bakan takipçileriniz var. Onlar için hayatı nasıl yaşamamız gerektiğine dair önerileriniz var mı? Ya teşekkür ediyorum. Şimdi kendimi kimseye nasihat vermeye yetkili görmüyorum. Ama
Onların kuracakları daha güzel, daha eşitlikçi ve özgürlükçü gelecek içinde yerimi alacağım günleri sabırsızlıkla beklediğimi dile getirmeme izin verin. Çok teşekkür ediyorum.